Hoş geldiniz. Fenerbahçe kariyerimizin yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Sturm Graz maçıyla karşınızdayız. Ligdeki maçları oynadık. Şuraya filtreyi kaldırıp tüm lig evet seçtik. Trabzon beraberliğiyle en son sizlere veda etmiştik. Gaziantep maçını 5-0'la geçtik. Leonardo iyi oynadı bu maç. Umarım üstüne bir şeyler koyarak devam eder. Harika bir oyuncu çünkü. Daha iyi olmayı hak ediyor. Taktik toplantısına gidelim. Sturm Graz'da tehlikeli, sakat ve problem çıkartabilecek oyuncular var. Umarım sıkıntı çekmeyiz. Orta sahayı mecburen tamamen değiştirdik. Yani tamamen dediğim Crespo ve Gomez ikilisiyle çıkacaktım ama biri sakat. İkisi de sakat. Cezalı zannediyorum. Biri 3 hafta yok. Diğeri de 4 hafta yok. Varela, Elif orta sahasıyla çıkacağız. Yani bir şey yapmaya niyetlendik. Başımıza gelene bak. İkisinde 3'er hafta. Bir ay kaybettik. Sturm Graz'da tehlikeli oyuncular var ya. Bir tane Emegha mı ne vardı onlarda? O biraz sıkıntı çıkartabilecek bir tip. Ama umarım 3 puanı alarak sahadan ayrılan taraf biz olacağız. Koyansa, Diego Costa. Stoperler konusunda çok problemler yaşıyoruz. Yani Atilla Salah'ı koyunca oyuna, kadroya inanılmaz bir performans gösteriyor. Ama Cuenca baktığınız zaman profil olarak çok daha iyi ama ne yazık ki çok daha gerisinde performans gösteriyor. Atla dedik. Törkildsen yine kalede. Elif daha maç başlamadı, kart gördün. Hadi Arda bir duran top golüyle açalım maçı diyecektik. Olmadı. Yine olur. Devamı olur. Koyansa gol. Elif, Elmas attı. Hemen topa müdahalelerde sertliği azalt diyelim. Dante topu ıskalamış. Koyansa'nın burada yani inşallah ters teper de bundan sonra hep böyle oynarsın. Asistler falan. Elif Dante'ye rağmen kafayı vurdu ve 1-0 öne geçtik. Evet. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız var. İyi oynayarak kazanmaya ihtiyacımız var bizim. Ryan Ait Nuri de bu maçta sahada, yerli sıkıntısı yaşamıyoruz. O yüzden oynatabiliyoruz. 3 şut çektik. İkisi kaleyi buldu. 3. bölgede 39 tane, hatta 45 oldu 3. bölgedeki pas. Dikine kilit pasta 25. 3. bölgedeki paslar 50 oldu. Artık rakip yarı alanda çok rahat oynayabiliyoruz. Liverpool maçında 11 falan da o 3. bölgedeki paslar. Hadi Mert. Endrick aldı döndü. Baskıya geldiler ama topun yönünü çok iyi çevirdi Endrick. Nuri, evet, 4-4-2 Diamond'ın en büyük eksikliği. Kanatlarda büyük zafiyetler oluşuyor. Burada da Endrick topu diğer tarafa gönderdi. Andreas çok şık bir gol attı. Arda yoruldu. Yorgun, Arda'yı değiştiririz. İlk yarı oynasın. Bir 45 dakika oynar ama ya Arda. Evet, Ryan Ait Nuri döndü. Verdi pası. Çok iyi gördü kaleyi Andreas. 2-0 üstünlüğümüz var. Evet, sol bekte asistini yaptı. Sol stoper gibi. Skor üretimi, daha doğrusu üretim sol kanattan gerçekleşiyor. Emegha işte rakibin en tehlikeli oyuncularından birisi. İşte Andreas da orada kafa topuna kalırsan kaptırırsın. Evet Mert, yürüyebilecek misin? Ne yapacaksın? Bakalım Mert rakibi aldı karşısına. Yine terse döndü. Elif tek top. Arda yine tek top. Leonardo'nun önünde kaldı. Orada bir karambol ve topu ağlarla buluşturdu. Bu süreçte gol atarak devam etmesi Leonardo'nun çok önemli. Çok önemli yani. Form tutacak. Moral, motivasyon kazanacak. Burada Andreas vurdu, savunmaya çarptı. Leonardo'nun önünde kaldı. 37. dakika 3-0 öndeyiz. Aferin çocuklar. Arda çok yorgun. İlk yarı bitsin. Çıkartacağım Arda'yı. Elif Elmas'ın da kartı var. Onu da düşünelim mi? Ne yapalım bilmiyorum ama soyunma odası diyelim. Kaleye çektiğimiz şut sayısından memnunum dedim. Yani yine şut çekmeye devam edecekler. Arda yerine İshak Vural'ı mı atalım? Evet, İshak Vural'ı atacağım. Arda yerine Moriba'yı da ilerleyen dakikalarda Elif Elmas yerine kullanabiliriz. Endrick iyi değilmiş bu maç özelinde, olsun. Endrick yerine de hemen bizim neydi o genç Mustafa'yı atabiliriz. Mustafa Erkan. Sezona golle başladı adam. Daha nasıl başlayabilir ki genç bir oyuncu? Dakikalar hızla ilerliyor. 60'a geldik. Şu değişikliği de yapayım. Endrick yerine Mustafa Erkan'ı atalım. Atletizm olarak hiçbir eksikliğini hissetmeyeceğiz. Ama tabii oyununda geliştirmesi gereken çok yön var. Daha 17 yaşında, umarım geliştirir. Andreas'ı çıkarmayayım. Birdenbire bu değişikliği yaparsak sıkıntı yaşarız. Sağ beke de Ferdi Kadıoğlu'nu attık. Yani sonuçta rakip de belli standartların üstünde rakip. Yani direkt öyle genç oyuncuları da atıp kendimizi sıkıntıya sokmayalım. İkinci yarıda şut falan dedik ama hiç yok yani. Doğru düzgün şut çekemedik. Elif çok yorgun. Moriba'yı atacağım birazdan. Nuri driplingle taşıdı ama evet, Koyansa'ya geri döndü. Önünü kapattılar. Yine ters. Ne zaman terse dönsek iş yaptı bu maçta. Ferdi bıraktı. Penaltı. Mustafa penaltı aldırdı. Aferin Mustafa. Hocam sen izleye dur. Son iki değişikliği tek seferde yapacağım ben. 80. dakikaya kadar maç böyle gitsin bence. Ya bu sene şans vermemiz gereken bir sürü genç oyuncumuz var ya. Erten'i de oynatmadık. Erten'i de atacağım sahaya. Andreas başarısız bir Panenka. Çok başarısız bir Panenka. Son dakikalara geliyoruz artık. Ne yapacağız? Andreas yerine Erten'i attık. Elif Elmas yerine de Moriba'yı atalım orta sahaya. Aslında iki yönlü orta saha oynamaya çok müsait değil Moriba profil olarak ama en azından sahada bulunsun. Maç kondisyonu kazansın. Bu önemli benim için. Ve Sturm Graz maçını 3-0'la geçtik. İlk yarıdaki attığımız 3 gol. İkinci yarıda biraz daha rotasyona döndük artık. Genç oyuncuları falan sahaya attık. Takımı tebrik edelim. İyi oynadık, güzel oynadık ama tabii rakibin de kanatlardaki hani oyuncusuz 4-4-2 dar alanda oynadığı oyun bizim ekmeğimize de yağ sürdü biraz. 2.8 milyon euro. Allah bereket versin. Andreas'ın performansını övelim. Bir gol, bir asistlik performans. Andreas çok daha iyi olmanı bekliyorum senin kardeşim. Evet. Arda Turan. Denizli Spor'un başındaymış Arda Turan. Hadi bakalım hayırlı olsun. Neler yapacaksın çok merak ediyorum. Nasıl gidiyor Denizli Spor? Yani bir iniş çıkışlar falan filan var. İnşallah toparlarsın en kısa sürede. Şimdi aklımda ne var? Ondan bahsedeyim. Bir sonraki maç Süper Lig'de 2 maç yapacağız. Shakhtar maçında yine sizlerle birlikte olacağız. Burada biraz rotasyon yapacağım ben. Orta sahayı koruyarak oynatmamız lazım. Orta sahada oyuncumuz kalmadı. 2 tane sakat verdik çünkü. Lovato'yu da bu sisteme dahil edeyim. Yani Diego Costa 7-15 gidiyor ama yani yine böyle çok içime sinmiyor ya. Yani son 5 maç performansı 6.82. Lovato'yu da epeydir oynatmıyoruz ama bir Lovato şeyi atalım oraya. Yani birinci sınıf bir stoper kovalayacağız ya. Birinci sınıf bir stoper. Santrafor sanki olacak gibi ya. Yani santraforla alakalı düşüncelerim vardı ama şimdi profili böyle gözümün önünde durdukça üst düzey bir oyuncu. Yani en azından sezgileri falan çok iyi. Atletizmi çok iyi. Hava toplarında bir eksikliği var zıplama konusunda ama bence çok iyi. Oyun karakteristiği de birkaç tane katabilirsek bu oyuncuya aşırı performans vereceğini düşünüyorum. Oyun konusunda takım hani oynama konusunda çok iyi bir oyuncu değil ama yani sezgileri, bitiriciliği, golcülüğü bence tartışılmaz bir oyuncu. Her oyuncu da işte ayağı düzgün olmuyor. İşte o da ekstraya giriyor. Ama şu an takım çok iyi. Belki bir stoper, yani eldeki 2 stoperi satıp gerekirse 20 milyon euro verip adam gibi bir stoper alma ihtimalim olabilir. Şu an stoperler konusunda biraz problem yaşadığımı düşünüyorum. Yani takımda yolunda gitmeyen neler olduğunu düşünüyorsunuz. Yani yeni oyuncular geldi. Genç oyuncular var. Biraz zaman alacak sanki uyum. Onun da eksikliği var diye düşünüyorum ben. Yani çok fazla sirkülasyon yapmıyoruz. Ne bileyim kaleci işte geçen sene aldığımız kaleci de hala işte 2 yıldır aynı kaleci kalede mesela. Şu an değiştirdik ama hani genç oyuncu da oynasın diye yapıyoruz bunu. Sağ beke baksam Mert Müldür var yıllardır bizimle. Ferdi hala takımda. Eren takımda. Sol bek yeni aldık tamam ama stoperlerin en yenisi 1,5 senedir takımda. Orta sahaya bakıyorsun yine aynı şekilde. Bir Moriba geldi. Elif Elmas 1,5 senedir falan bizimle. Endrick 2. sezonu. Santrafor yeni, yani takımdaki uyum aslında bu kadar problem olmamalı ama genç oyunculardan kurulu olduğu için özellikle ön hat falan biraz kopukluk oluyor sanırım ama o da herhalde bir süre geçtikten sonra, takımda oturduktan sonra artık otomatik pilota alacağımızı düşünüyorum ben bazı konularda. Shakhtar maç önündeyiz. İnşallah bu maçta 3 puanı alırız da 2 maçta 6 puan yapmış oluruz Şampiyonlar Ligi'nde. Ligde güzel bir rotasyon yaptık. 1-0'la Hatay Spor engelini aştık. Şimdi kadromuz, 11'imiz hazır. Başımıza bela almadan şu maçtan da 3 puanla sahadan ayrılmak istiyorum. 32 euro bilet fiyatları, 1 euro arttırmışız bu arada. Igor Jovicevic rakip. Teknik direktörü Marlon Maicon, orada böyle bir şeyler gördük. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Başka hiçbir sonucu kabul etmiyorum dedim. Elif, Varela ve Arda orta saha üçlüsü. Pedrinho neyse, duran toptan yemeyelim de dönüşünü de yemeyelim. Nazarnya, Matvienko. Bak kötü geliyorlar. Aferin, orada iyi araya girdik. Leonardo, Andreas iyi kapattılar ama tamam, top bizde. Çok iyi bir top, defans arkası Leonardo iyi aldı, karşı karşıya Leonardo. Marcos Leonardo, eski bir Brezilyalı vardı, kanat oyuncusu Leonardo. Flamengo'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok seviyordum onu. O da güzel oldu. Varela iyi gönderdi. Leonardo defans arkası. Kontrol. Vuruş. Topağlarla buluşturdu. Elif Elmas'ın takım savunması da fena olmadığı için, top kapma falan 11'lerde olduğu için fiziksel yapısı da kuvvetli sayılabileceği için orta sahada bu işi yapabiliyor. İki yönlü orta sahayı. İshak Vural değil, Moriba'yı atalım şu an oraya. Şu skordayken, şu oyundayken İshak Vural'ı atamam oraya ama Arda'nın sakatlığı üzücü oldu şu an. Ne kadar gitti acaba? Yani güzel haberlerim vardı. Arda'nın pas 16, vizyon 17 oldu. Çalıştırıyoruz diyecektim tam. Bu maçtan sonra üzücü oldu. Oo, Törkildsen. Vallahi tehlikeli bir pozisyondu bu arada. İşte tam böyle yine gelişti bir şeyler, 1-2 puan yükseldi, pat diye gene sakatlandı. Andreas doğrudan kaleye direkten döndü. Tüh, keşke şunu alsaydık da 2 olsaydı. İyi gönderdi Endrick. Endrick. Hakikaten nasıl anlatılır bu gol? Şaldrap asist yaptı. Endrick muhteşem attı. Çok iyi bıraktı burada aradan. Endrick aldı. Sol ayak içi abi. Çok iyi gördü ya. Yan ağları. Harika bir gol. 2-0 öndeyiz. Kendi evimizde üstünlüğümüz var. Aman diyeyim. Törkildsen mi dokundu orada? Evet. 2 tane çok iyi kalecim var. Ne yapacağım bilmiyorum. Pedrinho topun gerisinde kullandı. Aferin Koyansa, az önce de sen karşılamıştın. Tebrik ediyorum seni güzel kardeşim. Filso, Matvienko derken neyse pozisyon geçti. Elif ve Andreas'ın kondisyonları düşüyor. Elif tabi orta sahada, iki yönlü orta saha oynadığı için git gel çok oluyor. Andreas'ta dayanıklılık düşük, çalıştırıyoruz ama en kısa sürede artmasını bekliyorum. Bir 60'a kadar götürebilir diye düşünüyorum. Burada ne diyelim? İlk yarıdaki performansımız harikaydı. Aferin diyelim de bari biraz motivasyon konuşması olsun. Azarlamayalım. Güzel konuşarak motive edelim. Belki azarlasaydık da motive olabilirlerdi ama takım 2-0 öndeyken daha iyi konuşalım. Diego Costa. Hocam gol ya. Ne el ayak yok canım. Koyansa'nın offside falan yok da gol yani o. Evet, gol geçerli. 3 Diego Costa attı. Topu ağlarla buluşturdu. Evet, Cuenca Costa ikilisinden şikayetçiyken geçen maçta Cuenca atmıştı golü. Bu maçta da Diego Costa. 60. dakikaya geldik. Değişiklik yapacağız. Bir anda 62 oldu. Bakalım şu pozisyon geçsin. Andreas'ı çıkartacağım. Erten'e atacağım. Yerine Cuenca, Varela, Mert iyi bıraktı. Endrick Koşu yoluna Endrick tek top. Ah, çok iyi pozisyonda olmadı. Andreas yerine Erten'i atalım. Başka değişiklik yapacağımız Elif Elmas çok yorgun. Ferdi Kadıoğlu'nu mu? Miguel Crespo'yu şöyle yapayım. Evet. Crespo'yu savaşçı orta saha savunma yapıp sakatlıktan döndü Crespo. Yanına da Varela'yı atalım. 3 değişiklik yaptık. Son 2 değişiklik hakkımız kaldı. Onu da kullanacağım. Biz 80'de yaparız onu da, son 2 değişikliği de. 77, 78. Evet, son 2 değişikliği de yaparız. Öyle devam ederiz. Rakip hiç değişiklik yapmadı. Niye? Mudrik hala burada. Aman, merkez boş. Oo, çok tehlikeli pozisyon. Penaltı mı? Koyansa penaltı mı yaptırdı? Yok be hocam be. Çok basit bir penaltı. Çok basit. Ulan Törkildsen köşeyi bildi ama olmadı. Daha çok çabalayın beyler diyelim. Şu değişiklikleri de yapalım da. Ulan Moriba sonradan girdin, bittin ya sen. Ne oldu da bu kadar yoruldun ya? Abi Cuenca da öldü ya. Neyse, stoper değiştirelim ya. Çok yoruldu. Ne yapayım? Shakhtar 2.27 gol beklentisi. Penaltıdan dolayı tabii biraz abardı oralar, o istatistikler. Mert, Diego Costa, Salah'ı iyi çevirdik oyunun yönünü. Kesin gol yedik bak. Bu böyle bir animasyon gördüysek karşıya mı saplanacak yani? Böyle bir şey mi olur lan? Adamın kafasına çarptı sekti top. Evet, Varela. Haydi bakalım Mert. Mert de çok yoruldu. Onu da değiştirebilirdik ama Atilla Salah'ı yattık Cuensa'nın yerine. Çok yorgundu çünkü Mert. Crespo, Varela, of, Mustafa Erkan. Muhteşem bir gol. O Endrick'se ben de Mustafa'yım diyor resmen. Gol hocam ya. Ay, offside'miş. Ulan adam muhteşem bir gol attı. Nasıl iptal ediyorsunuz? Şu hiç mi üzülmüyorsunuz ya? Cık. Çok iyi vurmuştu köşeye. Biz de. Ulan Traore indirdi ama neyse, tamam bizde. Törkildsen direkt oynadı Nuri ile. Çok iyi bıraktı lan be Leonardo. Biraz daha böyle gelsene ya. Evet, bu maçta böyle bitirmiş olduk. Şimdi gösteriyor gol. Offside pozisyonu. Yani işte bir adım offside. 3-1 güzel galibiyet. Leonardo'nun gol atması, Endrick'in gol atması beni çok mutlu etti. Özellikle Leonardo gol atarak devam edecek ve takımı uyumunda üst düzeye getirecek en kısa sürede. Böyle devam ederse Törkildsen iyi maç çıkarmış. 6 puanımız var. Şu 3 Hollandalı'yı da deplasmanda tokatlarsak muhteşem olacak bizim için. Ya tam pas bak, 16 oldu 15'ti. Vizyon 16'ydı 17 oldu. Yani şunları çalıştırıyoruz. Dedik ki bak ilk kontrol falan çok güzel olacak. Ne hale geldi adam. Bir ay yok şimdi. Hadi bakalım. Kaburga çatlağı maçta. Cık. Abi yani adam 12 maçta 8 gol 2 asistlik bir performans. Yani sezona girişini siz düşünün. Orta sahada bir de. Törkildsen'in performansını övelim. 10 kurtarış. 10 kurtarış Shakhtar maçında. Vallahi ne diyeyim adama, muhteşem oynamış. Arda'dan mahrum kalacağız. Evet, şimdi Törkildsen yerine Karneşetçi'yi atalım. Ligde Muhammed Şengezer'le de oynayabiliriz gerçi ama şimdi Arda'sız bir takım olacak. Neyse, İshak'la oynayabiliriz ya ligde. Bence lig bunu götürür. Bir sonraki maç Fiorentina. Bu maçı da yaparız şimdi. Alanya maçını ben hızlı geçerim. Fiorentina maçında görüşürüz. Fiorentina maç önündeyiz. Yine Kadıköy'de oynayacağız ve 3 puanla sahadan ayrılacağımız bir maç olmasını istiyorum. Yine kaleye Törkildsen'i koyduk. Nuri, Koyansa, Diego Costa ve Mert savunma dörtlümüz. Varela, Gomez orta saha. Elif'i merkezden forvet arkasına attık. Arda'nın sakatlığı devam ediyor. Moriba da çok iyi durumda değil. Elif'le oynamayı tercih ettim. Solda Andreas, sağda Endrick ve forvette Marcos Leonardo ile sahaya çıkacağız. Yani bizim şu an için en iyi 11'imiz diyebilirim. Diyemedim, boğazıma takıldı. En iyi 11'imiz bu değilmiş demek ki. Bilet fiyatları 1 euro artmış. Yine Fiorentina maçında da gördük. Marcelinho geçen sene Fiorentina'yı Serie A'da şampiyon yaptı. Son bir önceki maçtan bu maça 4 değişikliği varmış. Bizim bayağı bir değişikliğimiz var ya. Komple değiştirdik. Bir rotasyon yaptık. Komple rotasyon yaptık lig maçında. O yüzden oyuncular arasında bağ da uyum da çok çabuk oluşmuyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar. Hafta içi ligde mecburen kadroyu değiştiriyorum ki oyuncular yorulmasın. Yani 90 dakikayı çıkartabilsin. Gerçi Fiorentina maçından önce bir milli takım arası da vardı. Orayı da bilmiyoruz. Kim gidecek, ne yapacak daha çok belli olmuyor. O yüzden orada da sıkıntılar yaşamayalım diye komple bir rotasyon yaptık ligde. Seremoniyi geçelim. Evet, hadi bakalım. Bizim için güzel bir skorla sahadan ayrılın. Güzel skor, her türlü galibiyet. 1-0, 2-1, 3-1, 3-2. Fark etmez. Yeter ki 3 puanla ayrılın sahadan. Elif iyi bıraktı. Andreas çok iyi gönderdi. Of. Hücum uyumu muhteşem. Her geçen maçta hücum oyuncuları artık daha uyumlu hale gelmeye başladı. Elif Elmas'ın da bir şekilde sahada olması avantajımıza geliyor. Yani bizim işimize geliyor. Avantaj sağlıyoruz. Endrick iyi bıraktı köşeye. Andreas yine asist yaptı. Endrick'in harika bir golü vardı Liverpool maçında yanlış hatırlamıyorsam. Orada Endrick'e Andreas vermişti. Burada da yine aynısı oldu. Tabi golün içinde de Elif Elmas'ın olduğunu yine hatırlatalım. Nuri topla dripling halinde Endrick'e bıraktı ama orada kaptırdık topu. Sotil'den alabilirsen o topu Mert, yaptırma. Çizginin saha dışına gitti adam ya. Saha dışına. Aferin Törkildsen. Mert bakalım ne yapacak. İyi gönderdi. Leonardo. Bunu çok iyi yapıyor Leonardo. Defans arkası sarktığı zaman aynısını Shakhtar maçında da yapmıştı. Defans arkası aldı topu önüne, karşı karşıya yapıştırdı Mert. İyi gördü burada koşuyu. Çok iyi gönderdi. Leonardo çok rahat, çok profesyonel. 2-0 öne geçtik. Bir anda hiç ortada pozisyon yokken defans arkası topu yedi Fiorentina. 3. gol için yükleniyoruz. Mert, Endrick. Tekrar Mert. Endrick'e bıraktı. Varela. Ulan bir şeyler oldu orada. Güzel pozisyondu. Güzel. Haydi bakalım Andreas. Arka direk. Tabi Arda olmayınca duran topları Andreas kullanıyor. Endrick. Andreas'a bıraktı. Birebir de kaptırdı topu. Kontra yemeyelim diyecektim. Kouame iyi gitti orta sahada ama çok da ilerleyemedi. Christian Kouame galiba. Andreas Şaldrap arka direk. Gelişine vur Elif. Direkten döndü be. Ulan be, direkten döndü Elif. Bak geçen maçta da böyle bir tane vurdu. Üstten çıktı. Christian Kouame mi? Evet. Anderlet'ten Fiorentina'ya geleli çok olmuş. İlk yarı 2-0'lık üstünlüğümüz de sonuçlandı. Şurada 3. bölgedeki pas 33, rakibin 2 katı. Yüksek hızda koşularda rakip daha iyi. Yani daha fazla kontraya çıkmaya çalışıyorlar gibi de düşünebilirsiniz bunu. 3. bölgedeki paslar, buna baktık. Dikine kilit pas yine 2 katı. Evet, yani 3. bölgeye yerleşip pas yapma konusunda yine daha iyi durumdayız rakipten. O yüzden de oyun üstünlüğü bizim elimizde. Toplu oynama %62'ye %38. Ryan Ait Nuri'yi topa müdahalelerde sertliği azalt talimatını hak etti bence. Parti inşallah ikinci sarıyı görürsün. Milenkovic sen de görürsün. Costa ve Cuenca yine göze batıyorlar. Belki çok iş düşmemiştir onlara. Hadi bakalım Nuri ne yapacaksın? İyi bir tercih gelmedi. İndirmesin. Aferin Koyansa. Andreas. Yani Andreas ya, o topları çok Endrick'e denememek lazım. Sen bunu seviyorsun ama Mert iyi bıraktın. Endrick. Ulan orada atamadı pası. Bir kararsızlık ama alacak o topu. Ulan çıkamadık. Castrovilli. Alsak mı Castrovilli'yi ya? Igor. Ulan bir baskıyla alabilecekmişiz gibi duruyor. İndirmesin topu. Aferin Koyansa. İkidir gözüme girdim bak. Mert, Endrick. Çok iyi bir top. Elif tek top. Of. Harika bir organizasyon. Hocam offside yok. Hocam offside yok bak. Offside yok. Çok güzel gol. Çok güzel gol. Mert Endrick burada koşu yoluna iyi bıraktı Elif'in. Elif'te tek top. Leonardo. Evet, şu hücum uyumu çok önemli. Hücum dörtlümüze baksana. Endrick, Elif, Andreas ve Leonardo hepsi iyi oynuyor. Çok güzel bir organizasyon. 3-0. Değişiklik yapalım. Oyuncular yoruldu. 73. dakika. Ne yapabiliriz? Elif Elmas yerine, neyse Elif Elmas yerine biri değil. Şöyle bir sola Erten'i atalım. Şuraya da Mustafa'yı atalım. İki tane genç oyuncuyu atalım bir oyuna önce. Bakalım maç nasıl olacak? Çok sallanacak mı? Gerçi 15-16 dakika oldu ama FM bu. Belli olmaz. 90+1, 90+2, 90+3'te 3 gol yemişliğim var yani. Hepimizin böyle bir kabusu günü, hepimizin böyle bir sıra dışı maçı olmuştur. Elif Mustafa ile paslaştı. Elif iyi taşıdı kanada. Mustafa hemen içe kat etti. Mert. Oho! Gomez. Brezilya çetesi iş başında. İnanılmaz bir vuruş. Gomez mesafe tanımaksızın çekti şutu ya. Varela. Latinler ya. Latin tribünü orada paslaştı. Çok iyi vurdu ya. Çok iyi vurdu. Ve artık rahatladık yani. 4 düşünsene. FM öyle bir oyun. 3-0 74. dakikada rahat değilsin. Gomez yerine Miguel Crespo'yu atalım. Elif yerine Moriba'yı atalım. Son değişiklik hakkımızda sakatlık vesaire bir şey olur diye saklayalım bence. Son dakikalarda bir şey olmazsa bakarız. Moriba. Nuri ne yapacak? İçeri çevirebilecek mi? Geldi orada iki kişi yardıma. Crespo içeri çevirdi. Olmadı. Lan Mustafa bir atsam bir gol. 87-88. Son dakikalarda kim alsak? Genç bir oyuncu var mı alacağımız? Yılmaz var ya. Mert'in yerine sağ beki onu atayım. Evet, Yılmaz. Evet. Yani kesin Yılmaz adı olsun diye. Kazım gibi, bu da Yılmaz. Koyansa bir tane top indirdi. Onda da senin önüne indirdi. Hadi be Ertem be. Bizde. Aferin Nuri. Crespo. Soğukkanlı Cuenca. Çok iyi bıraktı Crespo. Leonardo. Lan be. Savunma araya girdi ha. Gene kaleciyi geçti yani vuruşu da. Savunma girdi araya. Mustafa Duran topu kullanıyor. Olmadı. Erten. Merkeze dön hemen. Kaleye vuracak. Çok kötü vurdu. Önemli değil. 4-0'lık muhteşem bir galibiyet. Takım iyi oynamaya başladı. Sezona çok iyi başladığımızı söyleyemeyeceğim. İyi gittik ama hani ne yapacağız, nasıl oynatacağız karar veremediğimiz süreçte biraz sallandık açıkçası. Trabzon maçı, Galatasaray maçı, bunların bir örneği. Liverpool maçının ilk yarısı yine aynı. İkinci yarı biraz kendimize geldik. Liverpool mağlubiyetinden sonra 3'te 3 yaptık ve 9 puana ulaştık. Şimdi bundan sonraki 3 maçımız deplasmanda. 3'ü de Hollanda takımlarına karşı. Yine o fikstüre bir bakalım. Leonardo'nun performansını övelim. 2 gol. Aslanım benim ya. Geldin. Gerçekten Satriano'yu aratmıyorsun. Fiziksel anlamda evet eksikliğim var ama muhteşem yükselişin devam edecek inşallah. Fikstürümüze bakalım. Feyenoord, PSV, Ajax nerede? Evet burada. Leipzig maçı varmış ama bir arada. Kendi evimde oynayacağım. Bu bölümü burada bitirelim. 3 Şampiyonlar Ligi maçı oynadık. Sturm Graz'ı 3-0, Shakhtar'ı 3-1, Fiorentina'yı da 4-0'la yendik. Şut ne yapmışlar? Bir şut kaleyi bulmuş rakibin. Yalnız Törkildsen acayip bir seviye çıktı ya bu adam. Ben ilk senelerde almadım ama acayip gelişim göstermiş. Şimdi ilk kez böyle iki tane üst düzey kaleciyle oynuyoruz ama Karneşetçi yine benim birinci tercihim olacak kalede. Yani Karneşetçi'nin 4 yıl sözleşmesi var. Törkildsen'in 4 sene sözleşmesi var. Artık değişe oynatacağız bu ikisini. Tabi maçları da kazandık, yüzümüz gülüyor. O yüzden mutluyuz biraz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.